Bu sorumuzda verilen bir parça var. Hadi gel parçaya bakalım ve bu parçadan yola çıkarak ulaşılabilecek yargının ne olduğunu bulalım. Sabah yıldızı ve akşam yıldızı Venüs gezegenini işaret eden aynı göstergeye sahip iki ifadedir. Sabah yıldızı sabahları ortaya çıkan en parlak yıldızı, akşam yıldızı ise akşamları ortaya çıkan neyi ifade ediyormuş? en parlak yıldızı tanımlıyor. Her ikisi de sonuçta neyi gösteriyor? Bize Venüs'ü gösteriyor. Yani sabahki en parlak yıldız ile akşamki en parlak yıldız aslında değerli arkadaşım Venüs'ün kendisidir. Ancak diyor bilginin bir tarafı eksikse örneğin sabah yıldızının Venüs'ün diğer adı olduğunu bilen akşam yıldızını ise bilmeyen biri için Venüs akşam yıldızı olarak adlandırılır bilgisi yanlış olacaktır. Aynı göstergenin iki ifadesinin doğru olarak düşünmesi dili iyi tanımlamakla mümkündür. Yoksa daha diğer türlü ne olacaktır? Yanlış olacaktır. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkı gösterge ve anlam düşünceyi etkileyen unsurlar mıdır? Aynen öyledir. Bakın burada iki yerde gösterge ve anlam geçti. Dolayısıyla buradaki sorun gösterge ve anlamı bilmeyen insanlar. Dolayısıyla ne yapacaklardır? Anlam karışıklığına neden olacaktır. Yani sabah yıldızıyla akşam yıldızının aynı şeyi işaret ettiğini bilmeyen kişiler için bu bir düşünce karışıklığına neden olacaktır. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Peki neden B şıkkı değildir? Düşünce dilin yapısını belirleyen en önemli yapıdır. Buradaki en önemli cümlesi dikkatimizi çektiğine göre parçada var mı bu? Yok hocam. Peki aynı varlık üzerine konuşan iki kişi aynı düşünmüyor mudur? Eğer sabah yıldızı akşam yıldızının aynı olduğunu biliyorsa aynı düşünebilirler. Peki dilin karmaşık yapısından bahsettik mi? Hayır. Düşüncenin yanlılığından, taraflılığından bahsettik mi? Hayır. O halde cevap A şıkkıdır. Bu sorumuzda karşılıklı bir diyalog var. Bu diyaloğa bakacağız ve Kaya'nın kendisine dikkat edeceğiz. Çünkü bize sorulan şey Kaya'nın ortaya koyduğu bilgiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kaya ile başlayalım. Ufuların var olduğuna inanıyorum demiş. Leyla da ufu diye bir şeyin var olduğu ispatlanmadı demiş. O da demiş ki sen ufuların olmadığını ispatlayabilir misin? Hayır. O halde ufular vardır. Yani burada bir bilgi ispat edemiyorsan o halde vardır. Örneğin diyelim ki işte başka bir gezegende insanlara benzer olan Hatta 4 ayakları olan, işte 5-6 eli olan insanlar yaşıyor dediğimizde ispatlayabilir misin? Hayır. İspatlayamıyorsan o halde vardır demek bir hatalı akıl yürütme türüdür. Çünkü yeteri kadar bilgiye sahip olmadan, yeteri kadar kanıta sahip olmadan yaptığımız akıl yürütme hatalı akıl yürütme türüdür. Biz buna ispatlanma mecburiyeti diyoruz. Dolayısıyla parçada doğru bir akıl yürütme yapılmamıştır. Şimdi bakalım. İki benzer durumla ilgili bir analoji yapılmış mı? Hayır. Ne analoji? Ne tümden gelim? Ne tüme varım yapılmıştır? Yapılan şey hatalı akıl yürütmenin kendisidir. O yüzden cevap C şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen bir örnek var. Biz de bu örneğe bakacağız. Öncelikle bu örneğin ne olduğunu bulacağız. Sonra bundan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez onu bulacağız. Diyor ki bırakılan birinci cisim düşmüş ikincisi, üçüncüsü düşmüş. En cisim de düşmüş. Yani şöyle söyleyeyim. En yerine ne yazabilirim? Bin yazabilirim. Bir milyon yazabilirim. Cisim düşmüştür. Ve sonra bu parçaları birleştirecek. Diyecek ki bana o halde bütün cisimler düşer. Yani parçadan bütüne giden ya da özelden genele giden akıl yürütmeye ne diyoruz hocam? Tüme varım diyoruz değerli arkadaşım. O halde parçada verilen Akıl yürütme türü nedir? Tüme varım. Şimdi tüme varımla ilgi olanlar doğrudur, olmayan yanlıştır. Bakıyorum. Çıkarım özelliği göstermez mi? Göstermez çünkü bir genelleme gitmiş doğrudur. Kesinlik içeri mi tüme varım? Hayır. Tüme varım olasılıktır hocam. Peki özelden genele yapılan akıl yürütme midir? Evet hocam. Farklı durumlardan yola çıkarak yapılan bir genelleme midir? Evet hocam. Peki yapılan akıl yürütme tümden gelim örneği midir? Hayır. Tüme varım örneğidir. Dolayısıyla bu söylenemez. Cevabımız E şıkkıdır. Bu soruda bize bir kavram sorulmuş. Bakalım parçada açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? İlk yerli ve milli gözlem uydusu olan İmece'nin uzaya fırlatılış görüntülerini izledikten sonra uydular üzerine araştırma yapmaya başladım. Uydunun yörüngeye oturması için belli bir konumdan belli bir hızla ve eğimle fırlatılması gerekiyormuş konuya daha geniş bir perspektiften bakınca gördüm ki fizikteki genel çekim yasası ile açıklanıyor bu durum. Bilimin mükemmelliğine bir kez daha hayran kaldım. Yüzyıllar önce ortaya konmuş olan bir prensip yeni birçok durumu açıklayabiliyor. Yani genel bir ilke özel bir durumu açıklayabiliyor mu? Evet. Peki genelden özele doğru gittiğimiz akıl yürütme nedir? Tümden gelimdir. O halde cevabımız B şıkkıdır. Bu soru akıl yürütme türleriyle ilgili bir soru ve bize sorulan şey parçadan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir bakalım. Tropikal bir meyve olan ananasın metabolizma hızlandırıcı etkisi olduğu ve kilo verme yardımcı olduğu bilinmektedir. Mangonun da tropikal bir meyve olması bilgisinden yola çıkarak mangonun da kilo verme yardımcı bir besin olduğu düşüncesine ulaşabiliriz. Ancak bu bilgi kesin değildir. Yapılan akıl yürütmeye de analoji denir. Değerli arkadaşım Analojide yapılan şey nedir? Ortak özelliklerden hareket ederek yapılan akıl yürütmedir. Arada mutlaka benzerlik olması lazım. Çünkü benzerliklerden yola çıkarak yapılan akıl yürütmedir. Aynı zamanda analoji özelden özele yapılan akıl yürütmedir. Peki başka ne söyleyebiliriz? Sonuçları olasılıklıdır, kesin değildir. Ve şunu da söylememiz gerekir. Yapılan akıl yürütmede bir zorunluluk yoktur yapılan akıl yürütmenin sonucu doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Şimdi bakalım A şıkkı öncüller ve sonuç arasında zorunlu bir ilişki bulunur mu? Hayır bulunmaz. Analojide öncüller ve sonuç arasında zorunlu bir ilişki bulunmaz. Güzel hemen cevabı bulmuş olduk. Peki B şıkkına bakalım. Genelden özele yapılan akıl yürütme midir? Adam hayır diyor ki e, analojinin kendisidir. Yani tümden gelimin kendisi değildir. Zaten burada analoji olduğu söylendi. Analoji özelden özele yapına akıl yürütmedir. Peki tek tek durumlar gözlenerek genellemeye ulaşılır mı? Biz buna tüme varım diyoruz ama bizim parçadaki ifademiz nedir? Analojidir. Peki hiçbir akıl yürütme kesin sonuç vermez. Bunu bilmiyoruz. Eleyelim şunları. Peki bilinmeyenden bilinene yapılan bir benzetim var mı? Tam tersi. Bilinenden bilinmeyene yönelik bir benzetim vardır. Çok güzel bir çeldirici olmuşsun ama biz yanılmadık cevabımız A şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen bir parça var. Parçaya bakacağız ve bu parçada ifade edilen düşünceye en yakın ifadeyi bulacağız. Hadi bakalım. İnsan diliyle düşünür. Düşündüğünü yaşama aktarma becerisi kazanır. Kültür, edebiyat, bilim ve felsefe düşüncelerini ifade eden insanın ürünüdür. Tüm kelebekleri tek isimle adlandıran İnsanın onun üzerine düşünmesiyle türlerini farklı isimle adlandıranla kelebek üzerine düşünmesi aynı olmayacaktır. Yani aslında bizler düşüncemizi dil ile ifade ederiz. Dilin becerisine ne kadar çok sahipsek, kavramları ne kadar çok bilebilirsek, o kadar çok daha farklı boyutlarla düşünebilir ve kendimizi ifade edebiliriz. Dil ile düşünce ayrılmaz olan bütündür. Her ikisi de birbirini etkilemektedir. Şimdi bakalım her eylemin atası düşünce midir? Her eylemin atası düşüncedir diye bir durum yok. Biz burada dil ile düşünme arasındaki ilişkiye bakmamız gerekiyor. Yazalım ve bunu da elemiş olalım. Peki dil düşüncenin evi midir? Yani dil ile düşünce ayrılmaz bir bütündür. Düşüncenizi ifade etmenin yolu dil midir? Evet hocam öyledir. Peki anlam hem dile hem düşünceye ait midir? anlamla ilgili bir şey yoktu. Ele gitsin. Devam edelim. Düşünceden sözcüye doğrudan bir geçiş imkansız mıdır? İmkanlı olabilir. Düşünmek ruhun kendi kendine konuşmasıdır. Burada kendi kendine konuşmaktan daha ziyade dil ile düşüncenin bütünselliği vurgulanmıştı. O yüzden cevap 5 şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen bir parça var. Bu parçaya bakacağız ve bu parçadan çıkarılabilecek yargıyı bulacağız. Hadi bakalım. Günlük tartışmaları bir yana bırakın. Evrensel sorunlar, ahlak, siyaset gibi alanlardaki problematikler üzerine niye tartışırız? Tartışan kişi sayısı kadar doğru olan bu konuşmaların amacı nedir? Belki de herkes kendi doğrusunu diğerlerine kabul ettirme isteğiyle yürütüyordur bu tartışmayı. En tutarlı, en güçlü dayanaklara sahip, en mantıklı çıkarımı yapan şanslıdır. Diğerleri sesli olarak doğru der mi bilinmez ama aklı Kabul etmiştir bunu. Yani bir tartışmada yapmamız gereken şey fikrimizi en güçlü dayanaklarla donatmaktır. En tutarlı şekilde, en mantıklı çıkarımları yaparak karşıya aktarmaktır. Yaptığımızda şanslıyızdır. Karşıdaki kişiyi ikna edebiliriz. Şimdi bakalım aşıkı, tutarlık ve doğru akıl yürütme bir görüşü güçlü kılar mı? Kesinlikle kılar. Bakın burada zaten gösterdi en tutarlı dedi. Burada en mantıklı çıkarım dedi ve burada onu ne yapar? Daha şanslıdır. Çünkü onu görüşünü güçlüklar dedi. Dolayısıyla A şıkkı doğrudur. Peki B şıkkı neden doğru değil? Bakalım. Evrensel sorunların çözümünden bahsettik mi? Hayır bahsetmediniz. çoğunluğun onayından bahsettik mi? Hayır. Herkes kendi görüşüne en yakın olanı doğru kabul eder. Hayır. Burada eğer güçlü argümanlar tutarlık içeren argümanlar ve mantıklı çıkarımlar varsa kişisin fikrinizi de kabul edebilir, ele gitsin. Peki ahlak ve siyasetten bahsettik mi? Hiçbir şekilde ahlaktan ve siyasetten bahsetmedik. Cevap A şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen parçada tartışılan bir problem var. Üzerinde durulan bir problem var. Bize bu problemi sormuş. Hadi bakalım, sahip olduğu akıl ve yetenekle İçinde bulunduğu dünyayı yaşanır hale getiren insanın bu özelliği onu diğer varlıklardan üstün kıldığı kabul edilir. İnsan yaşamına baktığımızda yine insan aklı tarafından üretilmiş binlerce problemle karşılaşıyor olmamız insanın bu özelliğini yeterince kullanmadığını gösteriyor olabilir mi? İnsan aklının ürettiği düşünceler nasıl birbirinden bu kadar farklı olabilir? Aynı varlığa yönelmiş iki insan nasıl olur da farklı değerlerde yargı üretebilir. Yani biz neye inanacağız? Aynı bak diyor ki aynı varlığa yönelmiş insan farklı değerlerde yargı üretebilir. Hangisi doğrudur bilmiyoruz. Birçok şey üretebiliyor. Hayatı değiştirip dönüştürebiliyor. Ama her biri kendine göre yorumlayabiliyor. O halde burada bilginin doğruluğuyla ilgili bir problemimiz var mı? Kesinlikle var. Bilginin kaynağıyla ilgili bir problemimiz yok. Sınırıyla ilgili bir problem yok varlık tartışması da yapılmadı. Cevap C şıkkıdır. Bu soru hatalı akıl yürütme türleriyle ilgili bir soru ve bize sorulan şey örneği verilen hatalı akıl yürütme türü aşağıdakilerden hangisidir? Parçamıza bakalım. Yoksulluk eğitim imkanlarından yeteri kadar yararlanmamaya neden olmaktadır. Yeterli eğitim almayan kişi düşük verim gösterecek ve düşük gelir elde edecektir. Yoksulluk yetersiz eğitime, yetersiz eğitim ise yoksulluğa neden olacaktır. Yani şunu mu söylüyor? Yoksulluğun kendisi yetersiz eğitime neden olmaktadır. Yetersiz eğitim de zaten yoksulluğa neden olmaktadır. Yani yeterli kadar eğitim almadığımızda ne yapıyoruz? Düşük verim alıyoruz, düşük gelir sahibi oluyoruz ve aynı zamanda yoksul oluyoruz. Aslında birbirini destekleyen bir çarp mı? Evet. Biz buna ne diyoruz? kısır döngü diyoruz. Kısır döngünün tanımını yapalım. Kısır döngü şudur. Birinci önermenin ikinci önermeye atıfta bulunarak desteklemesine rağmen ikinci önermenin de zaten birinci önermeyle destekleniyor olması haldir. Yani yoksulluğun içinde eğitim imkanlarından yeteri kadar yararlanmamak var. Eğitim imkanlarından yeteri kadar yararlanamıyorsan zaten sundur. Dolayısıyla böyle bir kısır döngü var. Cevap A şıkkıdır. Bu soru tübe varım yöntemiyle ilgili bir soru. Bize sorulan şey bu parçadan yola çıkarak tüme varımla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Parçamıza bakalım. Koç burcu olan arkadaşlarımın hepsi lider özellik gösteriyordu. Koç burçlarının hepsi lider özelliğe sahiptir sözleri tüme varıma örnektir. Bir kişinin gözlemlerinden yola çıkarak yaptığı bu genellemenin kesinliğinin çok zayıf olduğunu söylemek mümkündür. Tüm Koç burcu insanları Gözlemlediğini bilseydik bile bu genellemeye şüpheli yaklaşılmalı, gözlemlenmemiş olan bir örneğin çıkabileceğini düşünmeliydik. Yani tüme varımın sonucu nedir hocam? Olasılıklıdır. Her an yanlışlanabilir. Tüme varımda yapılan şey şimdiye ve geçmişe bakarak gelecekle ilgili bir tahminde bulunmaktır. Ama bu tahmin kesin değildir. Her an yanlışlanabilir. Şıklarımıza bakalım. A şıkı kullanımı gereksiz olan bir akıl yürütmemidir değildir doğa bilimlerinde kullanılan en temel bir akıl yürütmedir diyebiliriz. Peki öznel görüşler içerir mi? Hayır hocam. Bunları da silmeyelim. Hatta eleyelim gitsin. Peki C şıkkındayız. Bilimlerin kullandığı bir yöntem olmamalı mıdır? Böyle bir sonuç çıkaramayız buradan. Peki D şıkkındayız. Bilinmeyenin bilinenle açıklanma çabası mıdır? Hatta aslında bilinenden hareketle bilinmeyenle ilgili yapılan bir durumdur. Bu da olamaz. E şıkkına bakalım. Tüme varımla ulaşılan sonuç zorunluluk taşımamaktadır. Olasılıklı bir sonuçtur. Kesin olmayan bir sonuçtur. O yüzden cevap E şıkkıdır. Bu soruda bize bir önerme verilmiş ve önermenin çelişiği de ifade edilmiş. Diyor ki buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Öncelikle önermemize bakalım. Bütün dondurmalar soğuktur. Nasıl bir önermedir? Bütünden dolayı tümeldir hocam. Olumsuz olmadığı için de tümel olumludur. Sonra bakıyorum çelişiğine. Bazı dondurmalar soğuk değildir. Bazıdan dolayı nedir bu? Tikel'dir hocam. Olumsuzdan dolayı tikel olumsuz mu? Evet. O halde tümel olumlu öğrenmenin çelişiği nedir? Tikel olumsuzdur. Şimdi bakabiliriz. şıkkı tümel olumlu öğrenmenin çelişiği nedir? Tikel olumsuzdur. Doğrudur. Aynı zamanda şunları söylemek istiyorum. Çelişiklikte ne yaparız? Niteli ve niceli değiştiririz. Ne demek hocam? Nicellik tümellikle ve tekillikle ilgili bir özür dilerim tikerlikle ilgili bir durumdur. Peki nitel nedir? Olumlu ya da olumsuz olma durumudur. Bakalım değişmiş mi? Teyit edelim. Değerli arkadaşım burası tümelken burası tiker olmuş mu? Olmuş. Değişmiş mi hocam? Değişmiş. Peki burası olumluyken burası olumsuz olmuş mu? olmuş. O halde gerçekten cevabımız A şıkkıdır.